Bugün konumuz kilden küpeler. Bunun için Smarta marka havayla kuruyan kil kullanacağım. Ben sonbahara yakışacağını düşündüğüm iki tane renk seçtim. Tabii ki yine Cookie Concept'in kil kalıpları bana eşlik edecek ama bunlara ek olarak doku kalıbını da denemek istiyorum. Kili açmak için merdaneye ihtiyacım var. Folyo ile yapacağım varak çalışması için de özel bir yapıştırıcı ve bitiminde de daha sağlam olması için su bazlı bir vernik kullanacağım. Hemen yapımına başlıyorum. Ağırlıklı olarak terakota renk kullanacağım. Bu arada kilin kurumaması için havayla temasın iyice kesilmesi gerekiyor. Tabi bunu %100 sağlayamayabilirsiniz. Paketi ikinci kere açtığınızda ilk hali gibi taze olmayabiliyor. Böyle durumlarda biraz bebe yağı ekleyerek elinizde yumuşatabilirsiniz kili. İlk olarak doku kalıbını denemek istiyorum. Bununla en iyi sonucu kalıbı kilin üzerine değil, kili kalıbın üzerine yaydıktan sonra bastırarak aldım. Şimdi sırasıyla diğer kalıpları deneyeceğim. Bu kesicilerle çalışırken en temiz sonucu almak için iyice bastırmak gerekiyor. Hamur çok daha kolay ayrılıyor. Bir de şekil direkt hani kenarlarında herhangi bir pürüz olmadan tertemiz çıkıyor. Bu arada elinizde bulunan herhangi bir marka seramik kilini ya da polimer kil de kullanabilirsiniz. Biraz nude renk ekleyerek desenli bir çalışma yapacağım. Kesiciyle gelişi güzel şekillerde kestikten sonra diğer kilin yüzeyine yerleştirip merdaneyle üzerinden geçiyorum. Görüntü olarak şu an biraz salama benzese de kalıplarla kestikten sonra takıya daha çok benzeyeceğine emin olabilirsiniz. Şimdi burada farklı bir teknik deneyeceğim. Kili normalden biraz daha ince açarak böyle dalgalı bir şekil vermek istiyorum. Aslında bunu metalik ya da mat koyu bir renk kil üzerinde deneseydim daha hayal ettiğime yakın bir sonuç alırdım diye düşünüyorum ama son aşamada folyo ile varak çalışması yapacağım için model biraz daha istediğim gibi görünecek. Şimdi de kalan iki renk kili birbiriyle karıştırarak öyle biraz mermerimsi, biraz geçişli bir desen elde edeceğim. Bunun için de yine amorf kesicilerden kullanıyorum. Sıradaki şekli doku kalıbını ve çiçekli kesiciyi birlikte kullanarak oluşturacağım. Orta kısmında hafif bir oyuk oluşturuyorum. Bu arada bu kullandığım şey çiçek ütüsü olarak da geçiyor. Bunların böyle ucu metal olanları da var ama bu elimdeki pasta yapımında, daha doğrusu böyle şeker hamuruna şekil verirken kullanılan bir şey. Hatta marzipan olarak geçiyor. Elimde böyle bir set var. Daha doğrusu benim değil, annemin setiydi ama ben el koydum. Son olarak toko yapımında kullanılan kalıplardan birini küpe olarak denemeye karar verdim. Ben çok uzun şekillerden hoşlanmadığım için bunu kesiciyle ikiye böleceğim. Tüm kalıpları kullandıktan sonra sıra halka ve küpe aparatlarını yerleştirmek için onları delme aşamasına geldi. Bunun için daha önce Trendyol'dan aldığım kil şekillendirme setinden çıkan sivri uçlu aparatı kullanacağım. Hatta hikayemde de bahsetmiştim size. Bu tarz delme, hatta kusurlu kısımları törpüleme işlemleri için kullanılan daha profesyonel elektrikli el aletleri var ama elinizde ilk aşama olarak benimki gibi bir sette alabilirsiniz. Bu arada delme işlemi yerine halkalı çivi de yerleştirirseniz küpe aparatını takabileceğiniz bir bağlantı noktası oluşturabilirsiniz. Benim için en eğlenceli olan kısma geldik. Folyo ile çalışmadan önce bunun için özel satılan yapıştırıcıyı istediğim kısımlara uyguluyorum. Bu uygulamadan sonra 15-20 dakika bekledim. Yapıştırıcı tamamen şeffaf bir görüntü alınca folyonun parlak değil mat kısmını kullanarak yapıştırıcı uyguladığım yerlere baskı yapıp çekiyorum. Gerçekten uygulaması aşırı kolay. Yüzeydeki o yapışkanlık geçene kadar folyoyu baskı yapıp çekmeye devam edebilirsiniz. Kilin kuruması için 24 saat geçtikten sonra halka ve küpe aparatını takarak işlemi tamamlıyorum. Bu aşamada daha sağlam ve parlak bir görüntü elde etmek için vernikleme de yapılabilir.
daha çok tercih edildiğini gözlemlediğim için bu videoda mümkün olduğunca abartılı olmayan ama şık desenlerden örnek vermek istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görmek istediğiniz veya merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.